Kim var içeride? Fırat? Abi? Ne oldu? Yok bir şey, sıkıntı yok. Çok kan kaybetmişsin, hastaneye gidelim. Acilde baktılar, hiçbir şeyim yok, iyiyim. Abi bunu sen sarmışsın, belli kat doktora gidelim. Ya bir bırak. İyiyim dedim. Hep böyle mi olacak? Böyle soğuk, uzak. Biz seninle bu konuları kapattık. Açılmamak üzere kapattık. Bizi buraya bir daha sokma. Rica ediyorum yani. Ben kapatmayacağım abi. Ben Fırat'ı sevdim, kalbime söz geçiremedim diye affetmeyecek misin beni? Abi ben onu çok sevdim. Of. İstemeden, engel olmadan sevdim. Ben ona aşık olduğum gün onu kaybettim, biliyorum zaten. Şimdi seni de kaybettim yani, öyle mi? Sevdim diye. Bir daha hiç yavru Ceylan'ım demeyecek misin bana? Sabahları alnımdan öperek uyandırmayacak mısın? Ya sofrada kalan son lokmayı ben yiyeyim diye doydum demeyecek misin? Abi ben Fırat'ı sevdim diye bir daha beni sevmeyecek misin? Ben bu tür konuşmaları çok beceremem, beni biliyorsun. Hadi becerdim diyelim senin aşkını hürmet etmeyi. Senin çaresizliğini de hürmet ettim diyelim, öyle mi? Peki senin Eylül'ün ölümünden medet ummanı nasıl hürmet edeyim? Ha yavru Ceylan, bunu da bir söylesene bana sen. Senin bu abinin ne taş kafası ne de yüreği kaldırmaz, altında ezilir. Tamam mı? Sen de bunun altına girme, ezilirsin. Eziliriz. Anladın mı? Eziliriz. Zafer. Zafer, oğlum. Zafer. Zafer, iyi misin sen? Bir şeyim yok, iyiyim, iyiyim. Ne oldu sana? Kavga mı ettin? Yok, bir şey yok, iyiyim ya. Kim yaptı bunu? Bana çektirdiğin çileden zevk alıyorsun, biliyorum. Ama bir şey söyleyeyim mi? Anlıyorum da. Ama oğluma çektirdiğin çileyi hiçbir insan, hiçbir vicdan anlayamaz. Doktor hanım. Buyurun. Ben de sizi arıyordum. Ne oldu, bir sorun mu var? Var galiba. Bunları Güneş'in odasını temizlerken çekmecede bulmuşlar. Bunlar Güneş'in ilaçları. Evet, içmemiş, çekmeceye atmış galiba. Tamam, teşekkürler. Ben ilgilenirim. Rica ederim. Ya İsmail'lerle ilk karşılaştığında niye söylemedin bana?
Bulaştırmak istemedim. Ulan seni bulaştıran benim. Onların derdi benimle. Ya her neyse bulaştık işte. Rahat. Ben senin bu bakışını biliyorum ha. Aklından geçenleri de okuyorum. Sakın gideyim bu adamlara dalaşayım deme bak. Bu adamlar senin benim gibi adamlar değil. Bu adamların her meydanda atları var. Yolunda aşağı bunlar. Bu adamlara bulaşırsan eğer Güneş'i hepten unut. Ben sana söyleyeyim. Duyuyor musun acaba beni? Ya duyuyor musun? Duydum tamam. Sinirlendim o kadar. Bulaşmayacağım Tansel'e falan. Zaten başımızdan büyük belamız var. İyi. Tamam. Öyle sakin sakin. Ben Selvi'yi görmeye gideceğim. Şimdi geldiğim zaman hangi yoldan nasıl çözeriz konuşuruz. Kolun kulağın nasıl? Efendim? İyi merak etme. Haftaya omuz atacağım sana. Biraz gül gül. Gül biraz. Gül. Neslihan, senden bir şey isteyeceğim. Bu internetinden bana bir adres bulabilir misin? Tabii. Nerenin adresi lazım? Tansel'in salonu. Güneşciğim. Gelebilir miyim? Ben bir şey duydum ama pek inanmadım. Ne duydun? Dediler ki Güneş ilaçlarını içmiyormuş. İçer gibi yapıp çekmecesinde saklıyormuş. Ben inanmadım tabii. Güneş akıllı çocuk. İyileşmesi için ilaçlarını alması gerektiğini bilir dedim. Değil mi? İçmedim. Doğru söylemişler. Neden peki? Hastalanmak için. Hasta olmak için mi? Babam Güneş Bahru'dan geleceğim dedi. Ama gelmedi. O yüzden hastalanırsam gelir dedim belki. Ama beni artık sevmiyor. Ben de onu sevmiyorum. Sana bir sır vereyim mi? Ver. Benim babam 7 yıldır hiç konuşmuyor biliyor musun? Niye? Hasta mı? Gibi. Yıllardır ne söylediğini gözlerinden anlarım hep. Bakışlarıyla konuşurum. O yüzden insanların gözlerine baktığımda mutlu mu, mutsuz mu ya da kızgın mı olduğunu hemen anlarım gözlerinden. Mesela sen. Ben artık babamı sevmiyorum diyorsun ama gözlerin aslında onu ne kadar çok sevdiğini söylüyor bana. Ama babam beni istemiyor artık. Hayır. Babanın da gözleri seni ne kadar çok sevdiğini söyledi bana. İnan her şeyden çok istiyor senin yanında olmayı.